Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Erkeklerin saçı neden dökülüyor? Genetik bir şey mi bu? Erkeklerin saç dökülmesinin %90 sebebi, yani sebeplerinden birisi genetik olması. Genetik olması. Genetik olması. Yani annenin kız kardeşine, yani dayıya çekmesi. Tabii %10'luk payı yaşamış olduğu ortam, çalışmış olduğu ortam. Bunlar da tabii ki etken maddelerden birisi. Maddelerden bir tanesi. Evet. Bu arada mevsimsel olarak da dökülüyor. Benim saçım da öyle. Mesela her gün şimdi spreyler var işte, bir sürü maddeler sürülüyor sizlerin huzurunuza çıkarken daha iyi olalım ve yakışıklı olalım diye. Tabii ki saçı bir kere jöleli bırakmamak gerekiyor. İşte Dux'lı spreyli bırakmamak gerekiyor, tabii değil ki mi? Bu da dökülmeye yol açıyor ama normalde de saçlar bahardan kışa geçerken, kıştan bahara geçerken bir dökülme oluyor değil mi? Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bu dökülme genelde saç kırılmasıyla olur. Hani kökleri kalır. Kökleri kalır. Sadece saçlar kırılmayla... Kırıldığı için dökülme oluyor. Kırıldığı için dökülür. Kökü duruyor. Kökü duruyor ama bir kırılma olur. O kırılma mevsim oluyor. Geçişlerinde bir kırılma olur. Yani tamamen bir dökülme olmaz. Tamamen dökülme dediğimiz o genetikten gelen bir şey. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.